Değerli basın mensupları, değerli Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Sefer Bey, kurucularımızdan Kemal Şişman Bey, Nuray Hanım, İl Başkanımız Ender Bey. Bir kez daha Sakarya'ya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bilim adamı olarak, Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak birçok vesileyle Sakarya'mızı ziyaret ettim. Sakarya ismiyle, tarih anlamıyla, bugün Ankara ile İstanbul arasındaki son derece stratejik konumuyla bütün siyasi hareketler için merkez şehirlerden biridir. İsmiyle bize savunduğumuz değerleri hatırlatır. İsmiyle bize İstiklal Savaşı'mızı hatırlatır. İsmiyle bize onurumuzu, vakarımızı hatırlatır. Hep gözümüzün önünde olduğu, hep dikkatle, özenle yaklaştık Sakarya'mıza ve Sakarya'nın Türkiye'nin illeri arasında en müstesna yer alması için de çok çaba sarf ettik. Şimdi bu kez Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk kez Sakarya'yı ziyaret ediyorum. Koronavirüs karantinasından çıktıktan sonra Ankara-İstanbul güzergahında geçtiğimiz günlerde Ankara'ya doğru giderken Kocaeli'yi, şimdi İstanbul'a dönerken de Sakarya'yı ziyaret ediyoruz. Gelecek Partisi olarak çok hızlı bir teşkilatlanma süreci içindeyiz. Bütün baskılara, doğrudan dolaylı ambargolara rağmen Aralık ayında kurulan partimiz 6 ayı doldurmadan 53 ilde il başkan ataması yaparak teşkilatlarını tamamladı. Dünkü rakam itibariyle söylüyorum 193 ilçede teşkilatlarını tamamladı. İnşallah Haziran ayının 3. haftasından itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde o tarihe doğru ancak mümkün olabilecek ilçe kongrelerimizle başlatacağız. Hedefimiz yaz boyu bu kongreleri yaparak Ağustos ya da Eylül ayı gibi büyük kongremizi gerçekleştirmek ve ülkemizin siyasetine yeni bir vizyonu, yeni bir perspektifi, yeni bir kadroyu ortaya koymak. Türkiye'nin yeni bir siyaset vizyonuna ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Var olan siyasi parti, siyasi iktidar bırakın vizyon üretmeyi, günlük krizleri yönetmeyi bile beceremiyor. İşte son olarak bugünle ilgili ve bu hafta sonuyla ilgili önce Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı ve yok dedi. Daha sonra yine daha önceki sokağa çıkma yasağı uygulamasından ders alınmamış bir şekilde İçişleri Bakanlığı geceye doğru bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağını ilan etti. Sabah da öğleye doğru Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağını halktan gelen talepler doğrultusunda kaldırdığını söyledi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de böyle bir kriz yaşanırken taleplere ya da ortaya çıkan sosyal atmosfere göre karar verilmez, halkın sağlığı esas alınır. Sokağa çıkma yasağına ihtiyaç var idiyse, bilim kurulu böyle tavsiye ettiyse bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmalı ve bakanlar arasında farklı açıklamalara dayalı bir kafa karışıklığına yol açılmamalıydı.
Yok, bilim kurulunun böyle bir tavsiyesi yoksa ve normalleşme başladığı için de bir risk ortaya çıkmamışsa, rakamlar da bunu teyit etmiyorsa, halktan gelen talep ne olursa olsun halkın sıhhati düşünülmeli ve bu yasak zaten başta o tavsiyeler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı uygulanmalı ya da uygulanmamalıydı. Ama maalesef çok çelişkili kararlar alındı ve halktan gelen talep gerekçesiyle bilim kurulunun eğer bir tavsiyesi var değilse sokağa çıkma yasağı, bu ortadan kaldırılmamalı, değiştirilmemeliydi. Burada ciddi bir yönetim krizi görüyoruz. Türkiye'de ekonomik kriz de dahil olmak üzere bütün krizlerin başında yönetim krizi var. Biz Türkiye'nin bu daralan siyasetinin önünü açmak, var olan tartışmaların ötesinde Türkiye'ye yeni bir vizyon ortaya koyabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 15 Haziran'da yeni bir ekonomik programı, vizyonu kamuoyuyla paylaşacağız Gelecek Partisi olarak. Dediğim gibi Haziran ayının 3. haftası gibi kongrelere başlayacağız. Muhtemelen Haziran ayının son haftasında da genel merkezimizin açılışını yapmış olacağız. Haziran ayını Gelecek Partisi olarak çok yoğun bir şekilde geçireceğiz. Bütün bu faaliyetlerde Sakarya bizim için öncü şehirlerimizdendir. Partimizi kurmadan önceki en önemli toplantılardan birini Sakarya'da gerçekleştirmiştik. Değerli dostumuz, Sakarya Başkanımız Ender Bey, kurucumuz Nuray Hanım, tabii Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Bey'in davetleriyle o zaman burada Türkiye ile ilgili siyasi perspektifimizi paylaştığımız bir konuşma yapmıştık. Şimdi de bir siyasi parti genel başkanı olarak ziyaret ediyoruz. O zaman da zikrettim, hep de zikrederim. Sakarya ile ilgili projeleri yakından takip ediyoruz. Başbakan olarak Sakarya'ya verdiğim sözlerin bazen yerel medyada hatırlatılmasından üzüntü duyuyorum. Çünkü o zaman verilen bu sözler yerine getirilmeliydi. Üç önemli proje şimdi hala ben Sakarya ile ilgili takip ettiğimde gündemde tutuyorum. Birisi Bin Yataklı Şehir Hastanesi. 2015'te söz vermiştik ve eğer başbakanlık görevini devam ettirmiş olsaydım en öncelikli projeler arasında yer alıyordu. Çünkü Sakarya'nın iklimi, doğası ve buradaki konum itibariyle de böyle bir hastanenin altyapısını sahip bir ilimizdi. İkincisi, stratejik olarak Dışişleri Bakanlığı döneminden beri de üzerinde durduğumuzlardan birisi Arifiye'den Karasu'ya demiryolu bağlantısı. Karayoluyla demiryolu bağlantısının birlikte sağlanması ve Karasu'da yine stratejik bir yatırım olarak savunma sanayi yatırımının ortaya projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hem savunma sanayi hem de ulaşım koridorları itibariyle önemli projelerinden biriydi. Maalesef bazı soruşturmalar geçirdi Arifiye Karasu demiryolu ve oraya yapılan milyonlarca liralık yatırımın arkası takip edilmeyip proje devam ettirilmedi. Aynı şekilde Karasu'daki savunma sanayi özel ihtisas alanı ile ilgili de gerekli çalışmalar tamamlanmadı. Bakınız 5 yıl geçti. Bu projelerin derhal devreye girmesi lazım. Bunlar sadece Sakarya için değil, Türkiye için de önemli projeler. Bu yapılmazken tank palet fabrikası ile ilgili son derece tartışmalı tutumlar, tavırlar, görüntüler sergilendi. Çünkü orada temel problem şeffaflığın olmamasıdır. Hangi yöntemle, nasıl ve kime verildiği bu projenin açıklanmalı ve şeffaf bir şekilde yürütülmeliydi. Yurt dışından finansman sağlanması doğrudur. Savunma sanayiye yatırım yapılması doğrudur. Ancak bütün bunların tartışma götürmeksizin şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi önemli. Nihayet Sakarya için yine o zaman gündeme getirmiş olduğumuz Adalet Sarayı'nın inşası konusu da arsa tahsisi yapılmış olmasına rağmen ilerlemeyen hususlardan biridir. Dolayısıyla Sakarya ile ilgili konuları bundan sonra da takip etmeye, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sayın Ayhan Sefer Üstün Bey, Genel Başkan Yardımcımız, Sakarya ile ilgili her konuyu, her ilçedeki konuyu yakından takip ediyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. Aksayan projeleri, Sakaryalılarımız emin olsun, aksayan projeleri gündeme getireceğiz, takip edeceğiz ve netice alınıncaya kadar da peşini bırakmayacağız.
Sakarya'da teşkilatlanmamız son derece iyi gidiyor. Ender Bey'e ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. 5 ilçemizin ilçe başkanlıklarına atamalar yapıldı, yönetim kurulları oluştu. Çok kısa sürede inşallah Sakarya'da kongre yapacak şartları yerine getireceğiz. Ve en anlamlı, en coşkulu kongrelerimizden birisini tabii sosyal mesafeye dikkat ederek ve koronavirüs şartlarını göz önünde bulundurarak Sakarya'da gerçekleştireceğiz inşallah. Ben tekrar bütün arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sakarya'mıza da bütün hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Pandemiyle konuştuk. Normalleşme süreci sizce doğru işliyor mu? Doğru tedbirler alınıyor mu? Şimdi normalleşme kaçınılmazdı. Belli bir aşamada normalleşme geçilmesi lazımdı. Sağlık Bakanlığı'nın ve bütün sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle, gerçekten çok fedakar gayretleriyle aslında bu bütün insanlığa bir musibet olan bu ciddi meydan okumayı daha az hasarla atlatma yolunda mesafe kaydedildi. Özellikle vaka sayılarındaki azalma sebebiyle normalleşmeye geçilmesi de doğruydu. Ama burada önemli olan çelişkili adım atmamak. Doğru teşhislerde bulunmak, doğru tespitlerde bulunmak ve halka güven vermek. Yani halk, yönetenler bu kararı önünü arkasını düşünerek, hesap ederek ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak aldılar, intibanı kazanmalılar. Maalesef normalleşme süreciyle ilgili son derece çelişkili kararlar alınıyor. Aynen daha önce üniversite sınavları ile alınan kararlarda olduğu gibi sürekli tarih değişiklikleri, sürekli karar değişiklikleri, sanki bakanların birbirini görmüyormuş, Cumhurbaşkanı da bu bakanları hiç görmüyormuş gibi tweet üzerinden yapılan açıklamalarla bir normalleşme süreci yönetilemez. Kriz yönetiminin belli esasları vardır. Kriz yönetiminde kafa karışıklığına yol açmayacaksınız. Kriz yönetiminde etki analizi dediğimiz aldığınız kararın sonuçlarını görerek bir karar alacaksınız ve o kararın arkasına duracaksınız. Ama maalesef sağlık çalışanlarımızın o fedakar çabaları üzerinde son derece kötü bir yönetim sergileniyor. Liglerin açılmasından, AVM'lerin açılmasına, camide cuma namazını dün eda ettik, cuma namazını ve diğer namazdan eda edilmesinde birbirleriyle tutarlı olmayan kararlar ve zamanlamalar söz konusu oluyor. Ümit ederiz ikinci bir dalgaya yol açılmaz. Ümit ederiz bir daha memleketimiz, milletimiz ve insanlık böyle bir felaketle karşı karşıya kalmaz. Ama bu çelişkili kararlar devam ederse vaka sayılarında tekrar artış trendi gözlenebilir. Nitekim geçtiğimiz hafta içinde bu artış trendi göz önüne alınarak sokağa çıkma yasağı konmuştu, ilan edilmişti. Sonra bu orada kaldırıldı. Şimdi birkaç gün sonra vaka sayısında artış trendi tekrar tırmanma eğilimi gösterirse hesabı kim verecek? Muhtemelen geçen sokağa çıkma yasağında yapılan hata gibi bir bakan bir istifa daha yapıp konu mu örtülecek? Birilerinin bu yanlış kararlar dolayısıyla hesap vermesi lazım. Çıkıp şeffaf bir şekilde halkın önünde biz şu sebeplerle şu karar almıştık, şu sebeple değiştirdik denmesi lazım. Bir günde 3 kez karar değiştirilerek normalleşme süreci yönetilemez. Birçok başka ülkede bazı yanlış kararlar ikinci dalgaların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu ikinci dalganın ortaya çıkmaması için herkesin sorumlu davranması ve hem tavsiyelere uyması hem de yönetenlerin bu kararları uygularken tutarlı ve çelişkilerden uzak davranması lazım. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Milletvekillerinin parti değiştirme, grup kurma, yani seçim mi var Türkiye'de, seçim hazırlığı mı var yani? Yeni partilerin grup kurma, engellemek. Bakınız, Türkiye'de 2016 yılından bu yana her sene bir seçim yaşadık. 2015 Kasım'ında yaşamıştık. 2016 yılında zaten bir bize karşı parti içi darbe, bir de 15 Temmuz darbesi gibi istikrarsızlaştırıcı gelişmeler yaşandı. 2017'de de referandum, 2018'de genel seçim, 2019'da yerel seçim yapıldı. Şimdi tekrar seçim gündemde. Bir ülkede seçim gereksiz yere gündeme gelmez. Demek ki ülke yönetimiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Ya bir fırsatçılık yapılıyor, yani
seçim üzerinden, seçim tartışmaları üzerinden başka bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor ya da gerçekten ülkede yönetimle ilgili bir ciddi sıkıntı var demektir. Bizim için tablo son derece açık. Ne zaman olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız. Onun için Ağustos ayında kongrelerimizi tamamlamaya niyetliyiz. Büyük kongreyi yapmaya ve 2021 yılında olabilecek herhangi bir seçime zaten girme hakkı kazanırız Allah'ın izniyle. Bu sene ilgili de bir baskın seçim yaparak bize dönük bir oldu bitti yapma çabalarına karşı da her türlü mücadeleyi veririz. Milletvekillerinin kendi iradeleriyle parti değiştirmeleri yönündeki çabalara engel olmak için yeni bir takım yasal düzenlemeler yapılması dahi bir korkuyu yansıtıyor. Kendi milletvekillerine dahi güvenemeyen bir partilerin Türkiye'yi yönetme gücü, kapasitesi kalmaz. Hangi şartlarda olursa olsun Gelecek Partisi seçime kendi gücüyle ve kendi imkanlarla girecektir. Peki. Ali Babacan'ın Deva Partisi ile herhangi bir işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? Nasıl? Ali Babacan'ın Deva Partisi ile herhangi bir işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? Anladım. Türkiye'deki her partiyle her konuyu konuşuruz. Türkiye partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Türkiye'nin geleceği, ülkenin geleceği, milletimizin huzuru söz konusu ise bir partili değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız. Bu açıdan da partiler arasında bir fark gözetmeyiz. Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Zaten genel merkezimiz açıldıktan sonra da Ankara'da faaliyetlerimizi yoğunlaştırdıkça bu temaslarımızı da artıracağız bütün partilerde. Peki. Efendim, sağ nokta haberçisi.com'da bir arada vereceksin. Yeni bir ittifak modeli bekliyor musunuz? Yeni bir ittifak, yani üçüncü bir ittifak anlamında mı söylüyorsunuz? Şimdi Türk siyaseti Cumhurbaşkanlığı kümüs sistemiyle birlikte maalesef kutuplaştırıcı bir görüntü, kutuplaşma görüntüsü sergiliyor. Biz bunu hatta ilk kez Sakarya'da söylemiştim. Türkiye'de bir çift kutuplu siyasi yapı doğuyor. Bu ülke partilerin de dokusunu bozuyor. Gerçekten Cumhur İttifakı'nın oluşması sonrasında Millet İttifakı ve bu iki kutuplu bir yapının ortaya çıkması siyasi partilerin dokusunda da ciddi sarsıntılara yol açtı. Biz Gelecek Partisi olarak bu tür kutuplaşmaların karşısında alternatif bir siyaset üretmeye geliyoruz. Ama bu şu demek değildir. Partiler arasında herhangi bir işbirliğine karşı olduğumuz sonuç çıkmamalı. Partilerle biraz önce de zikrettiğim gibi her türlü işbirliğini yaparız. Şu anda bir ittifak yapılanması için şartlar, hani bir seçim öncesi durum tabloda değiliz. Bu seçim yapısı, dokusu ittifaklara sebebiyet veriyor. Önce Türkiye'nin alternatif siyasetler arasında vizyon üretebilen partilere ihtiyaç var. Biz buna yoğunlaşacağız. Biraz önce milletvekili meselesinde de daha önce de zikretmiştim. Millete gideceğiz. Bütün bir Anadolu'yu, Rumeli'yi dolaşarak ittifakı da efendim siyaseti de doğrudan milletin kendisiyle asli temsil unsurlarıyla yapacağız. Ama siyasette herkes de her konuyu görüşür. Siyasetin gerektirdiği adımları da atmakta hiç tereddüt etmeyiz. Peki. Çok yani teşekkür ederim. Suriye'yi konuşmadık 3 aydan beri. Suriye'yi takip ediyor musunuz? Biz Rusya üzerinden, İran üzerinden Suriye'yi takip ediyoruz. Artık Suriyeli vatandaşların geri dönme imkanı oluşmadı mı? Sadece Suriye değil, dış politikayla ilgili bütün konuları yakından takip ediyorum. Bildiğiniz gibi bizim gölge kabinemiz var, yani politika izleme kurulumuz. Politika izleme kurulumuz günlük bütün bakanlıklarla ilgili gelişmeleri bize aktarır. Büyükelçimiz, emekli büyükelçimiz Sayın Ümit Yardım, genel başkan yardımcımız olarak. Kani Torun yine emekli büyükelçimiz, Kani Torun Somali büyükelçimiz. Onlardan günlük briefingler alırım. Suriye'de bu koronavirüs dolayısıyla olaylarda bir genel göreceli bir sakinleşme olduğu görünse de her an Suriye'de yeni gerilimler yol açacak bir konjektür var. Türkiye'nin
sınır güvenliğini temin edecek tedbirler alması hem hakkı hem görevidir. Bu konuda tedbirler alınmalıdır. Ama Suriye'nin bütünüyle ilgili de uluslararası toplumun yeni bir barış vizyonu ortaya koyması lazım. Türkiye böyle bir barış vizyonunun, yeni bir uzlaşı vizyonunun ve Cenevre sürecinin canlandırılması için öncülük yapmalıdır. Çünkü Suriye'deki bu katil tablodan en olumsuz etkilenen ülke Türkiye'dir. Türkiye Cenevre sürecinin, bakınız Astana sürecinden maalesef yeterli istediğimiz sonuçlar elde edilemedi. Şimdi Cenevre süreciyle Suriye'de kalıcı bir barışın önünü açacak şekilde Türkiye diplomatik bir inisiyatif başlatmalı ve bütün tarafları bir masa etrafında toplayan Cenevre sürecinin aktif olması için Birleşmiş Milletler nezdinde bir inisiyatif başlatmalıdır. Peki, teşekkürler. Sayın Başbakanım, ben de Sakarya'da yaşayan pazarcı esnaf adına bir konuyu sizlere iletmek istiyorum. Bilginiz olsun. Dilek ve temennidir bu. Bu malum yasaklar dolayısıyla hafta sonu pazarcıların yaklaşık Serdoğan'da açılan sosyete halk pazarının açılmaması söylendi. Ve cuma günü onlar, vatandaş da bilmiyor açılıp açılmayan cuma günü, açtılar ama mallarını satamamışlar. Fakat satamayınca bu cumartesi günü yasak kalktı ya, açmaları lazım tezgah. Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Valim, buranın Sakso Başkanı, yani pazarcılar, sebzeciler, o da başkanı ki çok büyük bir çevre kitlesi var bu adamların. Açamadılar pazarlarını. Kaymakam Bey, yani Serdoğan Kaymakam Bey bir türlü ikna edemediler. Nuh dedi, peygamber demedi adam. Ve adamlar yaklaşık 150 bin liraya yakın bugün masraf zarar ettiler. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu konularda da özellikle Sakarya'daki pazarcı esnafı hakkında bir çalışma yapar mısınız? O gölge dediğiniz kabineniz kanalıyla. Adamlar gerçekten çok ama çok zor durumdalar. Ve perişan oldular yani tek kelimeyle. Şöyle yaparız. Çok teşekkür ederim bunu duymam, yani duymaktan üzüldüm tabii Sakarya esnafımızın zarar görmesinden ama bunu dile getirilmesi beni memnun etti bir talep olarak. Bunu örnek bir olay olarak her hafta pazartesi günü yaptığım konuşma var biliyorsunuz. Haftalık konuşma, değerlendirme, koronavirüs süreci içinde. Önce evden yapıyorduk, şimdi normalleşmeyle parti binamızdan yapıyoruz. Orada bunu gündeme getireceğim. Çünkü çok çarpıcı bir olay. Yani bu karar değişikliklerinin, sıradan vatandaşımızı, pazarcı esnafımızı nasıl etkilediğini gösteren çarpıcı bir olay. Bunu orada gündeme getireceğim. Türkiye'nin de gündemine tutacağım inşallah. Sakarya pazarcı esnafına da buradan selam ediyorum. Çektiğim görüntüleri de basını... Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Adamlar hakikaten perişan olurlar bunu yani. Çok memnun olurum. Düşünün, bu aynı konunun ulaşım sektörü nasıl etkilediğini. Sokağa çıkma yasağı var diye şehirler arası yol şeyleri durdurmuş olan ya da dolmuş esnafı, diğer bütün esnafı etkileyen bir şey. Ona göre hafta sonu planlaması yapıyorsunuz. Bir anda şartlar değişiyor. Bu sefer işbaşı yapacağım diye planlama yapıyorsunuz. Ve bu arada ciddi bir kayba sebep veriyor. Bunu gündeme getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Elinize sağlık.